Yani kolay. Başlayalım. Fonksiyonlar toplama şeklinde verilebilir. Toplam şeklindeki fonksiyonların limiti ayrı ayrı limitlerinin toplamı veya farkı şeklinde yazılabiliyor. Mesela x kare artı 3x. Bunu isterseniz tek bir fonksiyon gibi düşünebilirsiniz. İsterseniz de yandaki özelliğe benzetecek şekilde limit x'ten 5'e x kare artı limit x'ten 5'e 3x gibi düşünebilirsiniz. Evet, x kare fonksiyonunun 5 noktasındaki limiti nedir? Nedir? 25. 3x'in 15. Tanımsız olmadığı zaman direkt yerine yazdığınızda hemen sonuç çıkıyor, değil mi? Sonra 25, 15 topluyorsunuz. Ya da şurada direkt yerine yazsanız hemen 40 çıkıyor. Evet. Limit böyle. Eğer tanımsızlık durumu yoksa, mesela yerine yazdığınız zaman paydayı sıfır yapmıyorsa, payı sıfır yapmıyorsa, böyle sonsuz ifadeler çıkmıyorsa, o zaman direkt yerine yazdığımızda limiti bulmuş oluruz. Çarpımlarının limitleri çarpımına yine eşit oluyor. Ayrı ayrı düşünebileceğimiz gibi direkt yerine yazsak 4 kere 9 36, direkt limitini bulmuş oluyoruz. Bölmede de yine parça parça düşünülebiliyor. Üst tarafın limiti, alt tarafın limiti gibi düşünülebilir. X'ten 3'e giderken limit ne olur? Hemen yerine yazıp buluyoruz, değil mi? Bu kadar. Tanımsızlık yok. Üssü bir ifadenin iki noktasındaki limiti, yine direkt yerine yazsanız 3 üzeri 4'ten 81, hemen limitini bulmuş oluyorsunuz. Bazı durumlarda işte üslü ifadenin içerisine giriş yapmak gerekebilir. Mesela böyle. Üssü 4'ü dışarıya alabilirim. İç tarafın limiti 3, 3 üzeri 4, 81 yine diyebilirim. Tabi tanımsızlık durumu söz konusu değilse böyle basit bir şekilde çözümle yapılabiliyor. Bu özellikler özellikle türevle bağlantı kurarken çok kullanılacak. Limitte direkt yerine yazdığımızda çıkıyor zaten. Bir de ispat yaparken biz bu özelliklerden faydalanıyoruz. Bakın, ispatta ve türev sorusu çözerken bu özellikler sık sık kullanılacak dedim ya. Ama limit içerisinde tanımsızlık durumunda yoksa direkt yerine yazar buluruz. Çok da özellik diye hatırlamıyor, lüzum yok. Yerine direkt yazdığımda 50 mi çıkıyor? Bu kadar. X'in yerine 2 yazıyorum yani. Direkt. Özelliğe bakın. X'ten 3'e giderken X'in yerine 3 yazın. 2 üzeri 8. Değil mi? 256. Hemen bulduk. Yani bu işlemi istersek 2 üssü limit x'ten 3'e giderken 3x eksi 1 diye de düşünüp uygulayabiliriz. Demek istediği bu. Ama direkt yerine yazdığımızda da sonuç bulunuyor. Mutlak değer olduğunda yine fark eden bir şey yok. Direkt yerine yazıyoruz. 4 eksi 6'dan eksi 2, ama mutlak değer eksi 2'den 2. Köklü bir ifadenin içerisine giriş yapabiliriz limitini alırken. Böyle iç tarafta limit gibi. Böyle yerine yazar eşliğini buluruz. Ama biz direkt yerine yazsak da zaten kök 34 gibi kök 36'dan 6 diye sonuca ulaşabiliyoruz. Zor değil. Sıkıştırma teoremi diye bir teorem var. Bu teoremi uygulamayacağız. Bu teoremi direkt sonucunu kullanacağız. Tamam mı? Önce bir şu işlemin sonucunu söyleyeyim. Limit fx diyor. Yani limit x'ten 0'a giderken sinüs x bölü x. X'in yerine 0 yazarsam 0 bölü 0 belirsizlik durumu ortaya çıkıyor. Bu belirsizlik durumu sinüs bölü x şeklindeki bir orandan ortaya çıkıyorsa cevap 1 oluyor. Limiti 1 diye öğreniyoruz, tamam mı? Teorem gereği. İspatı da şu.
Şöyle. Bu bir birim çember. Bir, 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 şöyle, bir. Evet. Açımız da x açısı olsun. Şurası x açısı. Tamam. Taradığım üçgenlerin alanları arasındaki sıralama nedir? Sağdan sola doğru küçülüyor, değil mi? En küçük alan burada, sonra bu, sonra bu oluyor. Alanlarını bulalım. Üçgenin alanı. Normalde dairenin şöyle alanı şu olur mu? 1 bölü 2 çarpı 1 çarpı 1 çarpı sinüs x. Alanı budur, değil mi? Ortadakinin alanı tüm dairenin alanı pi re kare. Pi çarpı 1'in karesi. Değil mi? Pi re kare dairenin alanı. Ben bunu x bölü 2 pi ile çarparsam sadece x derecenin gördüğü daire diliminin alanını bulurum, değil mi? Sağdakinin alanı 1. Şurası dik açı. Karşı dik kenar tanjant x dersen tanjant x çarpı 1 bölü 2 oluyor. Alanlar bu. Birazcık düzenlersek sinüs x bölü 2 x bölü 2 tanjant x bölü 2. Doğru mu? Böyle. Alanlar bunlar. Şu kısmı bir silelim. Şöyle olmuş olduk. Alan sıralaması yaparsak bu sıralama gerçekleşir. Doğru mudur? Böyle. Bölü 2'lerden kurtulsam ve her tarafı sinüse bölse 1 küçüktür. X bölü sinüs x küçüktür. Tanjant x bölü sinüs x olur. Değil mi? Doğru mu? Bir bölü kosinüs x. Direkt yerine yazalım o zaman. Bir bölü kosinüs x olsun. Soruda verilen şekle benzetmek istiyorum. Ters çevirse şu işlemi şöyle kenara alalım. Yön değiştirir eşitsizliğimiz, değil mi? Sin x bölü x büyüktür kosinüs x olur mu? Evet. Problem neydi? Sinüs x bölü x'in x sıfıra giderkenki limiti soruluyordu bana, değil mi? Doğru mu? Şu işlemin limitini bulacağım ortanın. Eşitsizliğin her tarafını limitini alayım. Böyle olur mu? Ortayı bilmiyorum. Hani bu soruluyor. Sağ tarafta limit kaç çıkar? X sıfıra giderken sıfırı direkt yerine yazsam 1. Sol tarafta kaç çıkar? X sıfıra giderken 1. Ortanın limiti neymiş? Ne olmalıymış? Birden büyük, birden küçük. Ne demektir bu? 1'e eşit. Başka bir yolu yok yani demek, değil mi? Birden büyük, birden küçük. Ortadaysa geriye sadece bir kalıyor. Yani sinüs x bölü x'in limiti birdir demek oluyor. Yani şu an solda gördüğünüz teoremin ispatını yaptım aslında. Ama biz bu şekilde her seferinde
Böyle ispat yapmayacağız, kullanmayacağız. Direkt 0 bölü 0 çıkıyorsa ezberleriz, limitine 1 deriz. Örneğin şu işte. Acele etmeyelim, bunun şekli farklı. Bizim bildiğimiz limit x'ten 0'a giderken sinüs 2x bölü 2x olsaydı buraya ne derdim? Limitine 1 derdim. Ama alt tarafta 6 var. Yani bunu 1 bölü 3 ile çarpmış. Hani çarpımın limiti diye düşünün. Sol taraf limiti nedir bu işlemin? 1. 1 çarpı 1 bölü 3'te 1 bölü 3 oluyor. Tamam. Evet öyle Büşra. 2'nin alt sadeleşmez öyle. Açıyla oran sadeleşir mi? Tamam onu ben yöntem olarak vereceğim. Burada sağda var zaten. A bölü B çıkıyor. A bölü B çıkıyor da bunun sebebi limit kuralları. Sadeleştirme değil. Yani S'ler sadeleşir, İ'ler, N'ler, X'ler sadeleşir, A bölü B kalır demiyoruz. Tamam mı? Sadeleştirdiğimiz için A bölü B çıkmıyor. Bunu bugün Timöz'e yazayım. Orada bir öğrenci hataları diye bir başlık vardı. Mi? Sonuç A bölü B tamam. A'nın B'ye oran çıkıyor ama sadeleştirmekten kaynaklanmıyor bu. İspatı şu. Sinüs AX bölü A diyelim. Alt tarafa da sinüs BX bölü B diyelim. A ve B bildiğiniz sayılar. Bunu telafi etmek için şöyle A bölü B ile çarpmam yeterli olmaz mı? Doğru mu? İşte aşağıdaki bu işlemin karşılığını yukarıda yazdım. Tamam mı? Birebir aynısı. Biz şunu biliyoruz tabii. Limiti x sıfıra giderken şu ax unutmuşum bx. Limiti x sıfıra giderken 1. Limiti x sıfıra giderken 1. 1 bölü 1'den 1. A bölü B ile çarpılınca A bölü B kalıyor. Tamam. Bu ispatı. Aşağıda da direkt yöntem var. Biz böyle bir işlemin limitine A bölü B ters çevrilmiş olsa bile aynı oranı kullanabiliyoruz. A bölü B. Tanjant bölü tanjant, hatta sinüs bölü tanjant da olsa, tanjant bölü sinüs de olsa A bölü B diyebiliyoruz ki bu limit özelliklerinden kaynaklanıyor. Limiti nedir? Tamam. 3 bölü 5. Hocam Onlar da olmaz. Neden olmaz? Bu özellik şunu veriyor ya bak şimdi limit x'ten sıfıra giderken şimdi kosinüs x bölü x dedim diyelim ki. Kosinüs x bir kere sıfır değil ki. Kosinüs x'in yerine sıfır yazarsan 1 çıkıyor. Tamam. Yani bunu limitini x sıfıra giderken sonsuza gider. Bu başka bir şey. Buluruz bunu. Daha sonra L'Hospital'le de anlatacağım ama belirsizlik durumunda ancak söz konusu. Tanjant sıfırın ve sinüs sıfırın belirsiz olduğunu, artı sonsuza ulaştığını biliyoruz hani değil mi? Açısal olarak belirsiz olduğunu biliyoruz. Bu sebepten ancak özelliklerimiz sinüs ve tanjant işe yarıyor. Kosinüs, kotanjant falan verilirse de kosinüsü benzetemeyiz ama kotanjantı tanjanta benzetebiliriz. Örneğin şöyle bir şey der. Limit x'ten sıfıra x çarpı kotanjant x der. Bunu x bölü evet. Limit x'ten sıfıra x bölü tanjant x diye düşünür. Buradan da limiti 1'dir deriz. Tamam böyle yani. Kosinüs ve kotanjant uygun olmuyor. Nedir limiti? 5 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin toplamından 3 güzel. Nedir limiti? Bir bölü 3.
1 bölü 3. Alt tarafı bakın 3 parantezini alsanız x eksi 5 x eksi 5. 1 bölü 3 kalıyor. Tamam. Yani şöyle x eksi a verildiğinde 3 katı, 5 katı gibi ayrı ayrı da düşünülebilir. Tamam. Şu gördüğünüz kısmın tamamına t demek gibi bir şey yani. Sin t bölü t gibi. Tamam. Geçtim. Limiti nedir? Evet, 1 bölü 4. Bakın burada sonsuza gitmiş. X sonsuza gidiyor. 1 bölü sonsuz. Alt taraf sonsuz büyüklükte olursa bu oran kaça yaklaşır? Sıfıra yaklaşıyor, değil mi? Yani limit x'ten sonsuza demek aslında limit x'ten sıfıra sin x bölü 4x demek gibi bir şey yani. Aynı anlama geliyor. Tamam. Paydanın sonsuza gitmesi iç tarafın yine sıfır olması demek. A bölü B veya tanjant için veya sinüs için, sinüs bölü tanjant için yine A bölü B çıkıyor. Evet, 2 bölü 3'te 1 bölü 5 toplanacak. Bu kadar. Geçtim. Belirsiz ifadelerin limiti. Tamam. Belirsiz ifadelerin limiti. 0 bölü 0, sonsuz bölü sonsuz, sonsuz eksi sonsuz, 0 çarpı sonsuz, 1 üzeri sonsuz, 1 üzeri 0, sonsuz üzeri 0 gibi durumlarda limit bulacağız. 1 üzeri sonsuz size 1 gibi geliyor olabilir. 1 olduğu durumlar da var. Ama 1 üzeri sonsuzun tabanın 1'e yaklaştığı durumlarda belirsizlik oluşturduğunu göreceğiz, tamam mı? Onun da eşitini bulmaya çalışacağız. Değil işte. Sonsuz kendi içinde bir büyüklüğe sahip. Sıfırda o yok etme gücüne sahip. Hani ne olduğu belli değil. O yüzden belirsiz. Sonsuz eksi sonsuz mesela. Sonsuzluğun kendi içerisinde büyüklük sıralaması vardır. Örneğin doğal sayılar da sonsuzdur mesela. Tam sayılar da sonsuzdur, değil mi? Tam sayılardan doğal sayılar çıkartırsanız yine sonsuz çıkıyor örneğin. Belirsizlik durumu oluşuyor o yüzden. 0 bölü 0 belirsizliği. Yerine yazdığımda x'in yerine 2 yazdığımda örneğin burada limitini bulmak istiyorum. 0 bölü 0 belirsizlik durumu oluşuyor. 0 bölü 0 belirsizliği varsa demek ki 0, 0 yapan o değer var ya, 2 değeri hem payın hem de paydanın köküdür. Bu böyle değil midir? Başka türlü 0 çıkar mı? Demek ki payın ve paydanın kökü o limit bulmak istediğimiz değer oluyor. Köklerinden birisi belki de. Eğer ben o çarpanları sadeleştirirsem ki ikisinde de aynı çarpan vardır demektir bu. Limit x'ten 2'ye. Şöyle sadeleştirme yaparsam x artı 2 kalmaz mı? Buradan da 4 kalıyor. 0 bölü 0 belirsizliğini yok etmenin yolu bu. 0 bölü 0'a sebep olan ortak çarpandan kurtuluruz. Burada 5 yazdım. Ne yaptı? Tanımsız. Sadeleştirmeleri yapacağım. X çarpı x eksi 5 çarpı x artı 5 diye üst taraf çarpanlarını ayırsam alt tarafta iki parantezinde x eksi 5. Bakın 5'i 5 koyduğumda 0 bölü 0'a sebep olan x eksi 5 çarpanından kurtuldum. Şimdi yerine 5 yazarsam 50 bölü 2'den 25 mi? 25 çıktı işte, bu kadar. Var mı anlaşılmayan bir yer? Yok. Yine 3 yazdığımda 0 bölü 0 yapıyor. 0 bölü 0'a sebep olan çarpandan kurtuluyorum. Üst taraftaki x eksi 3'ü kök x eksi kök 3 çarpı kök x artı kök 3 diye yazabilir miyim? Yazarım. Alt tarafta da işte sadeleşirse
4 kök 3 çıkıyor, bu kadar. Geçtim. X'in yerine 3 yazdığımda ne olur? 0 bölü 9, 12 daha 21 eksi a olmuyor mu? X'ten 3'e giderken. Bu kısım eğer a 21 olmazsa kaç eşit olur? A diyelim ki 5. Limiti kaç çıkar? Hayır. 0 bölü 16 olmuyor mu? Yani 0. Tanımsız oldu mu? A burada 21 dışında başka bir sayı olursa ne çıkıyor sonuç? 0. Ama diyor ki 3 bölü 5. Demek ki A sayısı 21'dir. 0 bölü 0 belirsizliğe çıkmış. 0 bölü 0. Sonra sadeleştirme yapmışız. Kimse yok herhalde. Sıfır bölü sıfır belirsizliği oluşmuş. O belirsizliği götürmek için çarpanlarına ayırıp çarpan sadeleştirmiş. 3 bölü 5 çıkmış. Gerçekten de öyledir. X eksi 3 ile x artı 3'ün çarpımı. A'nın yerine 21 dersek alt taraf ne oluyor? X eksi 3 ile x artı 7'nin çarpımı. Bakın x'in yerine 3 yazınca 3 bölü 5 limit çıkıyor. Tamam. Limitinin 3 bölü 5 olabilmesi için a'nın 21 olması gerekiyormuş. Limitinin değeri kaçtır diyor. 0 yazarsam x'in yerine 1 eksi 1 0, payda 0, 0 bölü 0 çıktı. Değil mi? Birden kurtulmak için kosinüs x'in yerine İstersek şöyle 1 eksi 2 sin kare x bölü 2 yazabilirim. Yazdım mı? Üst taraftaki sinüs x'in yerine de 2 sin x bölü 2 çarpı kosinüs x bölü 2 yazsam bölü alt taraf ne olur? Birler gidiyor. Kök 2 çarpı Sinüs x bölü 2 çıkmıyor mu dışarıya? Böyle mi? Doğru mu acaba? Hayır, açı değil. Kök dışarısına pozitif olarak çıkması gerekiyor. Bundan emin olabiliyor musunuz? Mutlak değerli o yüzden. Mutlak değerini unutmayın. Yoksa yanlış olur. Neden yanlış olduğunu şimdi göstereceğim. Bakın. Sinüs x bölü 2 limit diyor x'ten 0'a giderken 0'a soldan yaklaşıyormuş değil mi? 0 dereceye soldan yaklaşırsa sinüs x bölü 2 pozitif mi olur negatif mi? Negatif olur. Sayı doğrusu üstünde düşünelim. Bakın. 0 derece burada. Pi bölü 2 burada. Eksi pi bölü 2 burada. Yani negatif açılarla sıfıra yaklaşıyor. Sinüs x bölü 2 o zaman negatif olur. O yüzden kök dışına çıkartırken eksiyle çarparız. Eksi sin x bölü 2 deriz. Sadeleştirdiğimde eksi 2 bölü kök 2 oluyor. X'in yerine 0 yazarsak 0 yazalım x'in yerine direkt. Burası 1. 2 çarpı 1. 2 bölü eksi kök 2. Oradan da kök 2 ile genişletip sadeleştirirsen limite eksi kök 2 çıkar. Var mı aklınıza takılan bir yer? Yok. Başka bir yoldan daha anlatayım bu soruyu. Şöyle. Kök 1 eksi cos x ile genişletsem bu işlemi. Sinüs x çarpı
kök 1 artı kosinüs x eşleniğiyle genişletiyorum. Alt taraf kök içerisinde. Evet. Ne olur? Sin kare x. Kök sin kare x. Kök dışına nasıl çıkar? Heh, sinüs x diye çıkar doğru ama sıfıra soldan yaklaşılınca negatif oluyor. Eksi sin x diye çıkar. Mutlak kök içerisindeki ifade kök dışına pozitif olarak çıkması gerekiyordu ya. Hani şöyle ifadelerimiz vardı. Nasıl çıkıyordu bu dışarıya? A diye çıkmıyordu. Mutlak değer A olarak çıkıyordu. Sinüs x çarpı kök içerisinde 1 artı kosinüs x. Sadeleştirmeleri yaptık. Evet, eksi kök ifadesi kaldı. 0 yazarsam 1 artı 1'den 2 eksi kök 2. Yine aynı sonuca ulaştık. Bakın eksi kök 2 oldu. Var mı sorun? Geçtim. Bunda da 3 artı kök x kare eksi 7 ile genişletelim. Üst tarafı da böyle genişletiyoruz. Genişletirsem x kare eksi 16 ile 3 artı kök x kare eksi 7 çarpılır değil mi? Bölü. Tabi hemen genişletme yapmayız. Önce bir x'in yerine 4 yazdık. 0 pay kısmı alt tarafta 0 çıktı. 0 bölü 0 çıkıyor. Hemen genişletme yapmadık. Önce bir baktık. 0 bölü 0'dan kurtulmak için payı da paydayı da 0 yapan çarpanları bulup sadeleştirme derdindeyiz. Tamam mı? Amacımız o. Payı ve paydayı 0 yapan çarpanlardan kurtulmak. Alt taraf 9 eksi x kare artı 7 olur mu? Doğru mu? Ben şu kısma limit yazmamışım. Önceki soruda da yazmadım. Her seferinde limit yazmak zahmetli oluyor diye. Ama burayı unutmayın. Şurada limit yazıyor. Tamam mı? Ben sadece iç tarafı düzenlerken her seferinde limit x'ten 4'e diye yazmayacağım. Ama bu kısımda limit x'ten 4'e yazdığını unutmayalım. Sadece şu an içeriğiyle uğraşıyorum. Sadeleştirmeler yapılırsa eksi 3 eksi x kare eksi 7 kalır mı? Doğru mu? Şimdi x'in yerine 4 yazarsam cevap eksi 6 oldu. Eksi 6. Var mı aklınıza takılan bir yer? Biraz uyanık olursanız aslında şu tür işlemi daha rahat yapabilirsiniz. X kare eksi 7. Üst tarafı x kare eksi 7 eksi 9 diye düşünsem. Doğru mu? Bakın ne gelecek şimdi. 2 kare farkı işlem diye alıyorum bunu. Kök x kare eksi 7 eksi 3 çarpı kök x kare eksi 7 artı 3. Değil mi? Paydadaki ile sadeleşti mi? İşte paydadaki ile sadeleşti. Ama paydadakinin eksi katı. Eksi kalıyor. Şimdi x'in yerine 4 yazıyorum. Eksi 6 yine bulundu. Nasıl dönüştürmüşüm? Pratik olmak size kalmış. İşlem kabiliyetinize bakıyor. Bu kadar. Faydalarını
ayırırsak hemen çözülüyor. Sonsuz da limit. Evet. X sonsuza giderken x artı 3. Olur mu? Sonsuz olur tabii. Düşünün, tam sayılar kümesine 3 eklerseniz ne oluyor? Rümeysen dediği gibi sonuç 3 olur. Olur mu? Değil mi? Büyüyor işte. X'in yerine trilyonlar verdiğinizde yandaki 3'ün bir önemi yok işte. Sonsuza giderken sonsuz oluyor. Tamam. Evet, cevap sonsuz. Ama artı sonsuz mu, eksi sonsuz mu dikkat etmek lazım. Burada eksi sonsuz. Negatif sayılarda eksi sonsuz. Eksi milyon, eksi trilyon diye gidiyor, değil mi? Böyle büyüyor gittikçe. Burada x küp mü hızlı büyür? 10x mi? X küp. Bu ihmal edilir o zaman. Önemli olan x küpün büyümesi. X sonsuza giderken sonuç sonsuza gider işte. Tamam. Evet. Fonksiyonun sonsuzdaki limitine bakarken eğer bu bir polinom fonksiyonsa en büyük dereceli terime göre limit değeri bulunur. Çünkü sonsuzlukta o küçük dereceli terimlerin büyümesi ihmal ediliyor. Örneğin x'in yerine 100 yazsanız 1 milyon yapar bu. Ama şurası sadece 1000 yapıyor. X küp o kadar hızlı büyüyor ki 10x ihmal ediyor. İhmal ediliyor. İleride bu trilyonları, katrilyonları gösterirken şunun göstereceği sayı sadece 10 binler, 100 binler oluyor. Tamam. Sonuç? Evet, eksi sonsuz. 5x kare, 10x ya da 20 x üzeri 5'in büyüklüğünün yanında çok küçük kalıyor, aciz kalıyor. Evet. Buradan insan tefekkür edebiliyor yani. Gerçekten Allah'ın büyüklüğünün yanında bizim acizimizi gösterdiği gibi. Evet. Diğerleri çok aciz. Hemen eksi x üzeri 5 x sonsuza gittiğinde eksi sonsuza ulaşır diyoruz. Artı sonsuz. Evet. Normal eksi sonsuz burası. X'in yerine eksi sonsuz koyunca eksiyle de çarpılıyor. Artı sonsuz oluyor. Kolay. Öyle ki ezberlemeniz gereken yerleri ezberlerseniz kolay. Dersin başında da dedim ya, en fazla zorlayacak dersin konunun trigonometri olduğunu düşünüyordum. Eksi sonsuza giderken bu ihmal edilir. X üzeri 4 her zaman da pozitif olduğundan artı sonsuz. X üzeri 4. Öyle. Bakın ispatını yapalım. X üzeri 4 artı 80 x küp. Artı 80 x küp. Fonksiyon bu değil mi? Fonksiyonumuzu çizdirelim. Bakın x artı sonsuza giderken artı sonsuza giderken fonksiyonun değeri o da artı sonsuza gidiyor. Böyle. X eksi sonsuza giderken sonuç sonsuzmuş. Evet, M sıfırdan küçük cevap Denizli. Eksi ile eksinin çarpımından artı sonsuz olması için. Hangisi daha hızlı büyür? 3 üzeri x mi, x küp mü? Evet, 3 üzeri x daha hızlı büyür. O yüzden x küp ihmal edilir. X sonsuza giderken cevap sonsuz. Bu sıralama size farklı şekillerde
karşınıza çıkabilir. Hangisinin daha büyük olduğunu anlamak lazım. Mesela limit x'ten sonsuza diyor. Karşınıza şöyle bir şey dedi. X faktöriyel eksi x üzeri x. Sonuç artı sonsuz mu eksi sonsuz mu? Hangisi daha büyüktür? Eksi O zaman bu ihmal edilir. Eksi sonsuz çıkar. Böyle. Yani şu sıralamayı bilmek lazım. Ezberlemek lazım. Ha, ezberlemeden de basit bir şekilde hatırlayabilirsiniz. Mesela A'nın yerine 2, X'in yerine 5 deseniz. 5 desek. 5 üzeri 5. 5 faktöriyel. 2 üzeri 5. 5 üzeri 2. Bu 3000'li bir şey değil mi? Bu sadece 120. Bu 32. Bu da 25. İşte. Yani bu sıralamayı kendimiz de anlayabiliriz. Basit bir değer verip basit bir örnekle. Ben şöyle hatırlıyorum. Şu ifadeler içerisinde bana en tanıdık gelen x üzeri a. Bu en küçüğü. Sonra a üzeri x daha tanıdık geliyor. Evet. Sonra x faktöriyel. Faktöriyelleri biliyoruz ama bu biraz daha uzak. X üzeri x ise neredeyse ilk kez karşılaştığımız bir ifade. En büyüğü. Şunu da düşündüğüm oluyor bazen. Hangisi ihmal edilecek sonsuzda? Artı sonsuz. Hangisi ihmal edilecek? Sonsuz. Sonsuzu 3'e bölseniz yine sonsuz olur, değil mi? Eksi sonsuz. Bu 8 değil, çok aceleciz. 0 olmaz mı? Yani 8 bölü, düşünün, 8 bölü 1, 8 bölü 1000, 8 bölü 1 milyon, 8 bölü 1 milyar. X sonsuza gittikçe 8 bölü x de 0'a gidiyor. İstersek şuradan da bakabiliriz. Bakın 8 bölü x. İşte. Bakalım. X artı sonsuza gidiyor bakın. X sonsuza giderken fonksiyonun değeri nereye yaklaşıyor? Fonksiyon değeri sonsuza değil. Değer dediğim şey y eksen üstündedir. Sonsuza giden x. Şu noktanın örneğin üzerindeki herhangi bir noktanın. Şurada bir nokta olsun. Bu noktanın ordinatı nereye yaklaşıyor? Anlatmak istediğim o, tamam mı? Bakın, bu önemli olan noktamızın ordinatının yaklaştığı mesafe. Ordinat gittikçe böyle küçülüyor. Şöyle. Bakın ordinatı ne oluyor? X sonsuza giderken ordinat sıfıra yaklaşıyor. Yani 8 bölü x de x sonsuza giderken ordinatım gittikçe sıfıra yaklaşır. Böyle iner. Sıfır da olmaz, evet. Sıfır ama limiti sıfır olur. X eksi sonsuza giderken yine sıfır. Yine grafik üstünden bakabiliriz. Şurada. Sol tarafta. X bakın burada eksi sonsuza gidiyor, değil mi? Fonksiyonumun grafiği bu. Bakın x'in eksi sonsuza gitmesi yani absisler eksi sonsuza gidiyor.
Apsis küçüldükçe küçüldükçe ordinat nereye yaklaşıyor? Sıfıra. Yani fonksiyon sıfıra yaklaşıyor demek. Ha, negatif taraftan sıfıra yaklaşıyor. Bu aklınızı karıştırmasın. Ama sonuçta yaklaştığı değer sıfır. Böyle. Sonuç sıfır diyoruz. Evet, sonuç sıfır. Evet, son yaptığımız işlemlerin özetini yaparsak. Evet, yapabilirsiniz. Mantıken çıkıyor zaten. Peki, sonuç nedir? Sonsuz sonsuz Neden Büşra sıfır? Neden? ya sonsuza yaklaşırken Bu sıfır sin olan x bölü x. Sinüs x, x ne kadar değişirse değişsin, eksi 1 ile 1 arasındadır. Ama alt taraf sonsuz büyüklükte oluyor. Düşün. Ne olur? Sıfıra yaklaşır. X'in büyüklüğünün yanında sinüs x çok küçük bir sayı kalıyor. X sonsuzda sonsuz. X sonsuza giderken kaça yaklaşır? Çiftse artı sonsuz. Tekse ama x burada her şey. Artı sonsuza doğru her şey. 1 oluyor, 2 oluyor, 3 oluyor, 4 oluyor, 5 oluyor. Yapmayın, 0 olabilir mi? Eksi 3'ün üstünü büyütüyorsunuz gittikçe. Hiç sıfıra yaklaşıyor mu? Ya yaklaşmaktan bahsediyoruz. Eksi 3'ün üstünü büyütüyorsunuz siz. 20 oluyor, 30 oluyor, 40 oluyor. Yani karmaşık bir şey çıkıyor herhalde. Limit yok diyeceğiz, evet. Yok. Yani limit dediğin şey yaklaşma demek. Hiçbir yere yaklaşmıyorsa yoktur işte. Değil mi yani? X'i alacağı değerler 1 için eksi 3. 2 için 9, 3 için eksi 27, 4 için 81, 5 için eksi 243. Bir şeye yaklaşmıyor yani. Eksi sonsuza ve artı sonsuza uzanıyor. Grafiği ne olurdu acaba? Sanırım üstel fonksiyon grafiğini bu program çizdirmiyor da. Eksi 3 üzeri x. Grafiği. Şöyle bir grafiği varmış. Evet. İntegralini almış. Türevini almış. Bu güzel bir site. Wolfram Alpha diye bir site. Kaça yaklaşır? Evet, sıfır. 1 bölü 4, 1 bölü 8, 1 bölü 32. Böyle 1 bölü 128 gittikçe küçülüyor ve sıfıra yaklaşmıyor mu?
Evet, çizdirdi. Bakın grafik bu. Böyle. X artı sonsuza giderken fonksiyon kaça yaklaşıyor? Sıfıra yaklaşıyor işte. Burada değmiyor hiçbir zaman. Bakın ne kadar büyütüp bakarsanız bakın. Hep arası açılıyor gittikçe. Böyle. Taban birden büyükse sonsuz. Taban eksi 1 ile 1 arasındaysa 0 olur. Ama taban eksi 1'den küçükse o zaman üst çift olduğunda ya da tek olduğunda değişeceği için limit yoktur deriz. Tamam böyle. X sonsuza giderken Yok. sıfır olmaz mı limiti? Burada eksi bir bölü üç. Tamam. Bir pozitif bir negatif. Bir pozitif bir negatif çıkıyor olabilir. Sonuçta negatiflerin gittiği yer de sıfır. Pozitiflerin gittiği yer de sıfır. Düşünün. Eksi bir bölü üç. Bir bölü dokuz. Eksi bir bölü 27. Bir bölü 81. Eksi bir bölü 243. Yani biri soldan biri sağdan sıfıra yaklaşıyor. Ama eninde sonunda hepsi sıfıra yaklaşıyor. O yüzden limiti sıfır. Eksi 1 ile 1 arasındaysa taban limiti sıfır olur üst sonsuza gittiğinde. Sonsuz bölü sonsuz belirsizliği. Şimdi hem payın hem de paydanın kendi içerisinde limitini alabiliriz. Payın limitini alırken ihmal edilen kısım neresidir? Altta x. X karelerde sadeleşin. İhmal etme işini doğru yaparsanız çok rahat limitini bulursunuz. Pay ve paydanın derecesi aynıysa aynı hızda büyürler. Yanındaki ufaklıklar bunlar silinirse geriye kalan 3x kare bölü 2x karenin limiti 3 bölü 2 oluyor. X karelerde birbirlerinin etkisini götürüyor diyoruz. Genel olarak şöyle bir rasyonel ifadede m ve n yani payın ve paydanın derecesi eşitse limiti a1 bölü b1 olur. M'nin derecesi n'nin derecesinden büyükse sonuç sonsuza gider. Mantıklı değil mi? Üst daha büyük oluyor. N'nin derecesi M'nin derecesinden daha büyükse de limit sıfır olur. Çünkü alt hızlı bir şekilde büyür. Sonuç sıfır olur. Limit nedir? Sonsuz. Üst taraf daha hızlı büyüyor. X küpün yanında diğerlerinin büyüklüğü ihmal edilir. Ve sonuç sonsuz oluyor. Etkisi yok çünkü. İyi düşünelim. Eksi sonsuza gidiyor. Sonsuz olduğu belli. Ama üst tarafta pay kısmının limitini düşünün. Limit 5x kare artı 2x. Alt tarafın limitini düşünün. Limit 3x artı 12. Bu işlemde 2x'in ve 12'nin kendi işlerindeki limitlerinde etkisi yok. Üst tarafın limiti x eksi sonsuza giderken artı sonsuz olur. Alt tarafsa eksi sonsuz. Şimdi sonsuz bölü sonsuz belirsizliği değil. Çünkü üstün büyümesi daha hızlı gerçekleşiyor. Ama şu bir gerçek ki alt taraf negatif kalıyor her zaman. O yüzden sonuç eksi sonsuz oluyor. Yani bu yani şunu görürsün. Eksi 1 çarpı sonsuz. Hani bunun eksi sonsuz olduğunu sen söylemiştin zaten. Daha önce birkaç tane böyle soru çözdük. M çarpı hatırlıyor musun? M çarpı x kare. M küçük sıfır demiştin.
böyle limit mx küpte m küçük sıfır olmak ki sonsuz çıksın demişti. Düşünün eksi x üzeri x. X sonsuza giderken limit ne olur? Limit nedir? Eksi sonsuz. Hocam buradaki eksi bir çok küçük kalıyor. İhmal ederiz diyor musunuz? Demiyoruz. Çarpım durumunda çarpmanın etkisi olur. Yandaki toplamanın çıkarmanın etkisi olmuyor. Sayı ne kadar büyük olursa olsun eksi 1 ile çarptığınızda onu negatif yapar. Bu böyledir yani etkisi yok demeyiz. Burada da eksi 1'e bölme işlemi var. Ha, bu şekilde düşünemezsek şunu da yapmak mümkün. Üst tarafı x kare parantezine alsam 5 artı 2 bölü x değil mi? Alt tarafı x parantezine alsam 3 artı 12 bölü x olur mu? Doğru mu? Limit x'ten eksi sonsuza. 5 artı 0. 5x kare yapar mı? Alt tarafta 3 artı 0. 3x yapar mı? Yaptı. Sonra limitini alıyorum yine. Limit x'ten eksi sonsuza. X'ler sadeleşir. Limit x'ten eksi sonsuza. 5x. Sonuç nedir? Eksi sonsuz işte. Buradan da yine eksi sonsuz bulundu. Ama bu kadar zahmete girmeye gerek yok. Basit bir şekilde eksiye bölmüşüz deriz. Üst taraf ihmal edilecekler bunlar. 3 bölü 2. Bazen sıralı vermez. Tamam mı? Hemen ilk sıradakilere bakmayın. Yanıltır sizi. Sıfır. Evet, bu sıfır. Altın derecesi daha büyük. Kök içerisindeki ifadelerde ihmal edilecekler bunlar değil midir? 5x artı 3 artı şuna da dikkat edelim. Artı sonsuz olduğundan kök dışına 3x olarak çıkar. 3x'in karesi. 2x artı x. Evet 8x bölü 3x'ten 8 bölü 3. Ben şu kısma limit yazmadım da limit olduğunu bilin yani. Sadece içi düzenliyorum yazarken. Var mı burada aklınıza takılan bir yer? Sonsuzlukta ihmal edilen kısımları siliyoruz işte. X değil, çok acele etmeyelim. Ne demiştim ben? Eksi sonsuza gidiyor. Kökün içerisinde 2x'in karesi yok mu? Dışarıya pozitif çıkmak zorunda. Heh. Nasıl çıkıyor? Eksiyle çarpılıp çıkıyor. Eksi 2x diye çıkıyor. Tamam, burada hata yaptığımız anda gider soru haberiniz olsun. Alt taraf 2x. Burada küp. Küpün bir önemi var mıydı? Küp kök hani tek olursa kök derecesi negatif pozitif olmasının bir önemi yoktu yani. Tamam. Eksi 1 bölü 4 cevap oldu. Var mı sorun? Aklınıza takılan bir yer. Unutmayalım. Kökün derecesi tek. Yani burada benim söylediğim şeyin limitle bir alakası yok. Kök içerisinde 2x'in karesi var. Bir de alt tarafta kök içerisinde 2x'in küpü var. Kök dışına çıkarken x negatifse eksiyle çarpmanız lazımdı. Tek dereceli bir kökse x'in negatif pozitif olduğunun bir önemi yoktu. Hatırlıyoruz değil mi? Yani bunun limitle bir alakası yok. Şuradan bakıyoruz işte x sonsuza gidiyor. X demek ki negatif sayılar alacak diyoruz. Eksiyle çarp çıkartıyoruz. Nedir sonuç? Normalde baksanız hemen sonsuz dersiniz, değil mi? Ama sonsuz değilmiş. Neymiş cevap?
4'müş. O zaman Az önce şuna girmişim. A2 benim evet. A2 B kaç? 8. Bu kadar. Evet. Böyle. A2 B'de 8. Tamam. Geçti. Üst tarafta ihmal edilecek olan, altta ihmal edilecek olan limit 5 bölü 3 demeyin. Acele etmeyin. Hemen biraz düşünün. 5 bölü 3 üzeri x. X sonsuza giderken sonuç sonsuz. 5 bölü 3 çünkü birden büyük bir sayı. Yani üstü büyüdükçe büyür. Sonsuza gider, değil mi? Tabi bu kadar uğraşmaya da gerek yok. Burada 5 üzeri x, 3 üzeri x'ten daha hızlı büyür, daha büyüktür. İhmal edilecek olanları silerseniz direkt sonsuz çıkar. Tamam. Burada ihmal edilecek olan bunlar. 3 üzeri x artı 1'i 3 üzeri x eksi 1'e bölersek 3'ün karesinden 9. Sonsuzlukta ihmal ettiğimiz zaman tamam, şöyle yaptık aslında. 3 çarpı 3 üzeri x bölü 1 bölü 3 çarpı 3 üzeri x. Yani bunlar aynı büyüklüğe sahip ifadeler sonsuzda. Hemen sadeleşiyor. Cevap 9 oluyor. 9'a yaklaşıyormuş diyoruz. Cevap nedir? Evet. Neden Rümeysa? Sekiz üzeri x diye düşünseniz olur biter. 5 üzeri x, 3 üzeri x, 8 üzeri x. İhmal edilenleri silerseniz 1 bölü sonsuzdan 0. Tamam. Eksik Evet, artı sonsuz. Sonsuz. Şu, yok. Ters dönüyor. İlknur'un dediği gibi. İhmal edilecekleri silersek 1 bölü 5 üzeri x kalıyor geriye. X eksi sonsuza gidince bu şu anlama geliyor. Bakın. Şuraya limitini yazayım bu sefer. Limit x'ten eksi sonsuza 1 bölü 5 üzeri x ya. Bu limit x'ten sonsuza demek olabilir mesela. Ya da x'ten eksi sonsuza 5 üzeri eksi x. Böyle düşünülebilir, değil mi? Doğru mu? Burada sorun yok. X'in yerine eksi sonsuza değerler verdiğinizde eksi x artı sonsuza gider. 5 üzeri sonsuz. İstersen bunu şöyle gösterebilirim. Limit x'ten sonsuza 5 üzeri x gibi. Burada sorun olur mu? Aynı anlama geliyor yani. Anlamını düşününce sonuç sonsuz. Limiti 1'miş. Bir kere şu ikisi farklı. Demek ki bunlar ihmal edilen sayılar. Eğer onlar ihmal edilmeseydi sonuç 1 çıkmazdı. Değil mi? Şu b üzeri x'lerden kaynaklanmış. O zaman b sayısı a'dan ve c'den büyüktür. Bunu da sağlayan sadece Denizli var. Başka türlü 1 çıkmaz yoksa. B sayısı A ve C'den küçük olsaydı sorun olurdu.
N'nin alabileceği doğal sayı değerleri toplamı kaçtır? Limitinin değeri reel sayı, sonsuz değil yani. Ne demiştim daha önceden? Eksi Sonsuz bir reel sayı değildir demiştim. Artı sonsuz ve eksi sonsuz. Eğer eklenirse kümenin ismi ne oluyordu? Hatırlıyor muyuz? Genişletilmiş reel sayılar kümesi oluyordu, değil mi? Bu işlemin sonucu reel sayıysa, yani sonsuz ya da eksi sonsuz değilse, dereceleri aynıdır. N kaç olmalı? altı. 6. N 6 olmalı ama 6'dan küçük de olabilir. Mesela n yerine 5 yazsam, x üzeri 6 bölü x üzeri 7, sonuç ne oluyor? X eksi sonsuz da 0 oluyor. Yani paydanın derecesi payın derecesinden büyük veya eşit olsa yeterli oluyor. Buradan n küçük eşittir 6 çıkıyor. Alacağı doğal sayı değerleri toplamı da 25. Tamam. Bu doğal sayı 0'dan 6'ya kadar olanların toplamını soruyor. Pay mı büyük, payda mı? E sayısı kaça eşittir? Öyle bir şey. Yani birden büyük böyle bir sayı. Hani şimdi de sıralamayı hatırlayın. X küp mü büyüktür? E üzeri x mi daha büyüktür sonuç? Heh, E üzeri x daha büyük. Hani bunu A üzeri x diye hatırlıyorsunuz siz de. Yani E işte burada da sayı var. 5 üzeri x. Evet. Payda daha büyük olduğu için sıfıra gider. Sonsuz eksi sonsuz belirsizliği. Çıkarma işlemini yaparız. Geriye ne kalıyorsa onun limitini alırız. Sonuç nedir? Sonsuz. Değil mi? Bu kadar. Eksi sonsuz. Yanındakileri görmeyin. Burada kök 8x kök 5x'ten daha büyük olduğunda eksi sonsuza gider. Nedir? Sıfır. Sonsuz eksi sonsuz. Şimdi yanındaki 7 ihmal edilir. Kök 3x. Eksi kök 3x'ten 0. Bunu ikinci derece ifadeler üstünde anlatalım. Onlar da limit daha farklı çıkıyor. O zaman mantığı tam anlaşılacak. Şimdi birkaç soru tipi var. Onların üstünde anlatacağım. Bu işlemin sonucu sonsuz. Limiti sonsuz çıkar. Limit eksi sonsuz. Limit sonsuz x faktöriyel daha büyük. Limit heh, şimdi burada inceleyelim bak. Bu x zaten. Şu işlem kök dışına x artı 3'ün karesi ilk iki parçayı düşünsek x artı 3'ün karesi artı sonsuza da gittiğinde eksi böyle x artı 3 olarak çıkar. Geriye eksi 3 kalıyor. Eksi 3. Burada da ihmal edilen bir sayı parçası oldu aslında. Aynı üsttekilerdeki gibi. Bu işlemi şöyle düşündük. X artı 3'ün karesi 9. Yanında ne kalıyor?
11 kalıyor. İşte bu 11'i ihmal ettik. X artı 3'ün sonsuzluğunun yanında önemi olmuyor çünkü. Evet, x eksi. Şuna dikkat etmek lazım. Burada artı sonsuza gidiyor. X artı 3 de artı sonsuza gider. Pozitif olduğundan mutlak değersiz olarak öylece çıkarttım. Ama eksi sonsuz olsaydı burası eksiyle çarpı çıkartacaktı. Çünkü negatif çıkmaz kök dışına. Eksi 3 oldu. Öyle garip bir ifade kullanıyorum ben ama siz ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Şurada limit yazıyor. Her seferinde yazmamak için sadece iç kısmını yazıyorum ben. Var mı sorun? Normal en iyi gösterim bu parantezinde kullanıldığı gösterim oluyor. Özelliğimiz var. Biraz önce yaptığımız işlemleri özelliğe çeviriyor. İç tarafı önce kök a'sını ayırıyoruz. Şöyle düşünüyoruz. X kare artı b bölü a x artı c gibi. Sonra bunun da içini x artı b bölü 2a'nın karesi diye düşünüyoruz. Tamam mı? Yanında küsuratı olanı ihmal ediyoruz. Kök a, bu da nasıl çıkacak dışarıya? Böyle çıkacak. Var mı soru? Böyle. Limitinin değeri kaçtır? 2x artı 1 diye. Şu da 2x artı 3 diye çıkar. Doğru mu? Ama eksi sonsuza gidiyor. Burası eksi katıyla, bu da eksi katıyla çıkacak. Bir de eksi dışarıda var böyle. Sonuç 2 oldu. Tamam. Var mı soru? Evet. Payda eşitledik. X artı 2 ile genişlettiniz. X eksi 2 ile. Değil mi? X eksi 2 eksi 1 bölü. Ne yaptı? X kare eksi 5x artı 6. Doğru mu? X'den 3'e giderken. X eksi 3'ler tekrar sadeleşirse 1 bölü x eksi 2. X'in yerine de 3 yazarsak. Evet. Bu kadar. 0 çarpı sonsuz belirsizliği. Evet. Bu x çarpı kotanjant x gibi yazmıştım bir tane. Hani x bölü tanjant x'e çevirmekti. Şu. Limiti nedir? X bölü tanjant x diye düşünsek limit x'ten 0'a evet 1 oluyor. 0 çarpı sonsuz belirsizliğini böyle yok ediyoruz. Şu x'i alt tarafa 1 bölü x diye bölü olarak atsam limiti 3 çıkıyor. 1 üzeri sonsuz belirsizliği. X sonsuza giderken 1 üstü sonsuz 1'dir. Burada sorun yok. Çünkü x'in yerine ne yazarsanız yazın hep 1 çıkar. Ama sorun burada taban 1'e yaklaşırken üstün sonsuza yaklaştığı durumlarda ortaya çıkıyor. Taban 1'e yaklaşsın, üst de sonsuza. Evet.
1 artı 1 bölü x üzeri x. Bir artı bir bölü x üstü x. Şimdi bu değil mi? Şurada limiti. Bakın kaça yaklaşıyormuş? Sonsuza giderken limit hangi sayıya yaklaşıyor? E sayısına. E sayısı bunun limiti E'dir diyeceğiz. Bunu bu şekilde hatırlayacağız. Ha, kalıp evet. Kalıp olarak öğreneceğiz. Ezberleyeceğiz. Var mı sorun? Çeşitli şekillerde bu kalıp karşımıza çıkabilir. Mesela böyle. Üssü 5x. Aynısı değil. E üzeri 5 çok güzel. E üzeri 5 olacak. Genel olarak kalıbın şöyle bir işlem oluşturması lazım. Limit x'ten sonsuza giderken burada fx gibi bir şey vardır. Üstü de böyle gx gibidir. Tamam mı? Fx dediğim, gx dediğim x'li ifadeler. X'li ifade. X sonsuza giderken alt tarafın fx'in 1'e yaklaşması lazım. Üst tarafınla gx'in de sonsuza gitmesi lazım. X'ten sonsuza. Bu durumda limiti e'li bir işlem oluyor. Ama e'nin üstü ne olacak? Bu problem oluyor. Bunu şöyle hallediyoruz. Verilen işlemi 1 artı şeklinde kesirli bir işleme çeviriyoruz. Üst tarafta böyle kesirli bir şey oluyor. Tamam. Şu kısım x sonsuza giderken burası 0 çıkıyor. Üst tarafta sonsuz çıkıyor. Sonuç e'li bir şey olacak. E'nin üssü şeklinde göstereceğiz. Kare olur, küp olur, eksi 1, eksi 2 olur. E'nin üssü herhangi bir şey olabilir. Verilen işlemle limiti 0 olan işlemi çarpıyoruz. İkisini çarpıyoruz. Ve e'nin üstüne limitini yazıyoruz. Şu iki işlemin çarpımının limitini E'nin üstüne yazıyoruz. Tamam. Aşağıdaki örnekte çözüm yapalım. E üzeri 2 çarpı 6x artı 4 12x artı 8'in 3x artı 1'e bölümünün limiti nedir? Şu işlem. Yani 6x artı 4 ile bunu çarptım. Heh. Yani sonra da bunu alıp şöyle üstüne yazıyorum. Tamam mı? Buraya yazıyorum. Böyle. Kaç çıkıyor? 4. E üzeri 4. Bu işlemin sonucu E üzeri 4'tür diyorum. X sonsuza giderken taban ne olur? Limiti kaç çıkar? Limiti kaç çıkar tabanın? Şu kısım unuttuk mu? Hani çözüyorduk ya buranın limiti nedir? 3 değil midir? Bunda bir karışıklık olmasın. Böyle. Limiti 3. O zaman 3 üzeri sonsuzdan sonsuz çıkar.
Hani bir üzeri sonsuz olursa ancak eğri bir şey oluyordu. Sizi yanıltmak için böyle sorular sorarlar. Sonsuz. Taban bir oluyor. Burada eğri bir şey olabilir sonuç. Hemen bildiğimiz şu kalıba çeviriyoruz. 1 artı 3 bölü x artı 2. Yani şu kısmı kesinlikle 1. Burayı da artı yaptıracaksınız. Tamam mı? Bunu yaptırdık. Limit x'ten sonsuza. E üzeri 6. Güzel. 3 bölü x artı 2 ile 2x'in çarpımının limiti 6'dır. Onu e'nin üstüne yazıyoruz. Ben bunu böyle anlatıyorum ama birazcık ispatını siz düşünebilir, bulabilirsiniz aslında. 3'ü buradan 1 diye yazıp alt tarafa bölü olarak atabilirsiniz. Şöyle x bölü 3 iyice o şekle benziyor. 2'yi sayının üstüne getirebilirsiniz. Üstüne. Şu kısımda x bölü 3, burayı da 1 bölü 3 yaptıracak şekilde. Şöyle üstüne 6 yaptırabilirsiniz. Eski haline dönüyor. Kalıp birbirinin aynısı oldu. X bölü 3, x bölü 3. Değil mi? Sonsuzlukta ihmal edilen 2'yi de ihmal ettiğinizde e üzeri 6 çıkıyor. Ama eksi sonsuz. Bir kere negatif sayı yok. Sonuç eksi sonsuz çıkmaz. Kaç İlknur? Doğru sıfır. Niye korkuyorsun? Sıfır sonuç. Taban sıfır. Taban sıfır yani limiti sıfır. Sıfır sıfırın üstü ne olursa olsun sonuç buradan sıfır çıkıyor. Eğer bir olsaydı biz o zaman limit için bir derdik. Evet. Düzenlersek 1 artı 3 Allah razı olsun abi, iyi olur. İnşallah. Teşekkürler. 1 artı 4x artı 9. Çözüldü değil mi soru? Sonucu söyleyin. E üzeri 8, bu kadar. Çarparsanız 4x kare bölü 4 kere 2 8x kare bölü x kare. Yani yanındaki ufak tefek x'li ifadeleri ihmal edersiniz. Önemli olan x kare terimin katsayısı oluyor. Çözeyim mi geçelim mi? Geçelim, gerek yok. Sonsuz geometrik diziler. Dizi ve seri ile alakalı işlemler yapacağım şimdi. Evet. Ayşe bizden doğruldu çünkü ciddi bir konuya geldiğimizin farkında. Toplam çarpıma bir değinelim de bir kitap açayım şöyle. Toplam fark formülleri. Bir bakayım benim hazırladığım test var mı toplam farktan? Toplam çarpım dizi seri demişim. Evet. Testler. O benim hazırladığım benim testi çok ağır. Bak bunlardan.
İki tane hazırladım işte. Ekstrem'i de ben hazırladım sonuçta. Bu ekstrem yayınlarından hazırladığım test. İki sayfasını verdim. Normal 11 sayfa hazırlamışım. Tamam, böyle. Ekstrem yayınlarından çözüyoruz işte. Hocam, Efendim. bu özel fonksiyon bizim normal fonksiyon farkı ne? Hocam, bu ama beni çok şaşırttı da ne olduğunu anlamamıştım. Ne demiştirmiştiniz Evet, ya? özel tanımlı fonksiyonlar. Hocam, ben o zaman şey zannettim. Geometriyle beraber fonksiyonlar girişini anlatıyorsunuz zannettim. Fonksiyon girişi anlattım, sonra da konu bitirdim. Ben hiç farkına varmadım. Sadece mutlak değerinden çözüyorum. Baktım, bitmişim. Farkına yok ki. Kitapta o başlığı mı gördünüz? Evet. Ben onu zaten görmüştük de biz normal fonksiyon değil. Hatta ben bir ara dinlemeyelim diye düşünüyorum. Hani bilmiyorum ki Hocam ama. nasıl bitirdin? Yok, onu bitirdim. Farkı ne ki hocam? Normal fonksiyondan farkı, mutlak değerli fonksiyonların grafiğini çiziyoruz biz bu özel tanımlı fonksiyonlar konusunda. Bir de limit içerisinde de var. Özel tanımlı fonksiyonların limiti, özel tanımlı fonksiyonların türevi diye. Yani aslında asıl farkı bundan birkaç yıl önce vardı. Onu da yine derste anlattım aslında. Şu sorduğun sorunun cevabını ben o gün de söyledim. Farkı ne ki sorusunu. Önceden işaret fonksiyonu ve tam değer fonksiyonu vardı bu başlık altında. Sonra çıkartılınca müfredattan özel tanımlı fonksiyonlar konusunda böyle bir şey kalmadı yani. Elle tutulur. Böyle bir özellik gerektirecek, formülü gerektirecek bir başlık da kalmadı. Böyle benim hazırladıklarım bunlardı. Biter biter. Şimdi şu sonsuz geometrik dizi başlığından önce toplam fark çarpım formüllerine bir bakalım. Herhangi bir kitaptan. Eksen. Ekstrem olsun. Toplam fark sembolü 252. Evet. Anlatacağım şimdi. Ama çok fazla örnek çözmeyeceğim. Toplam sembolün ne olduğunu konuşacağız. Şimdi toplam formülleri, bazı toplam formülleri ardışık sayıların toplamı ile alakalı formüllerimiz, terim sayısı formülü, toplam formülü, tek sayıların toplamı formülü, ardışık sayılar toplam formülü, değil mi? Böyle. Sayıların karelerinin alınıp toplandığında formülümüz. Örneğin bu 5 olsun. Formülü şöyle yazacağız. 5 çarpı 1 fazlası 6, 2 katının 1 fazlası
11 bölü 6 diyeceğiz. 1'den 5'e kadar olan sayıların karelerinin toplamı 55. Mesela böyle bulacağız. Tamam, formüller var. 1'den örneğin 5'e kadar olan sayıların küplerinin toplam b çarpı 6 bölü 2'nin karesi 225. Değil mi? Böyle formüller var. Biz bu formülleri toplam sembolü denen bir sembolle ifade edeceğiz. Ve o şekilde ifade edilmiş fonksiyonlarda sonuca ulaşmaya çalışacağız. Sayıyla faktöriyelin çarpıp toplandığı işlemlerde formülümüz şu oluyor. N artı 1 faktöriyel eksi n faktöriyel. N büyüğünün bir fazlasından en küçüğünü faktöriyelini çıkartıyoruz. Formülü yine 1 çarpı 2, 2 çarpı 3, 3 çarpı 4, n çarpı n artı 1 diye devam eden bu işlemde toplam formülü n artı 1, n artı 2 bölü 3 oluyor. Üçlü çarpım olursa n artı 1, n artı 2, n artı 3'e kadar gidiyor ve 4'e bölüyoruz. Dörtlü olursa n artı 5'e kadar gidecek. N artı 4'e kadar gidip 5'e böleceğiz. Şöyle bir işlemde toplam sonucuna ulaşmak istiyorsak sağdaki gibi açılışını yapacağız. İlerleyen terimler için birbirini götürenlerin olduğunu bulacağız. Böyle. Dizisinde kaç tane terim vardır? Ardışık sayılar son terim eksi ilk terim bölü aradaki fark formülünden buluyoruz. 5 ile bölündüğünde 3 kalanını veren iki basamaklı doğal sayılar. Bunlardan birkaç tanesini yazalım. En büyüğünü de yazalım. Sonra terim sayısı formülü. Toplam formülü. Evet. Toplamını bul diyor. Şu toplama işlemini bul diyor. 9 çarpı 10 çarpı 2 katının bir fazlası 19 bölü 6 diyoruz. Formülümüz buydu. Küpler olursa 10 çarpı 11 bölü 2'nin karesi oluyor. Şu işlemde 22'nin bir fazlası 23 faktöriyel eksi 4 faktöriyel cevap oluyor. Burada tabi ezberlemenize gerek yok, yöntemi anlatmış kitapta. Bu formüllerin hiçbirinin ezberlenmesine gerek yok. Çeşitli şekillerde hepsini ortaya çıkartabilirsiniz. Ama zamanla yarışacağımız için de işte kısa yol olarak hatırlamaya çalışıyoruz. 5 üzeri 4, 5 üzeri 5, 5 üzeri 6, 5 üzeri 12. Üstleri 1 artıyor. Yönteme bakalım. Bir küçüğünü yazıp çıkarmış, değil mi? Şöyle bu işlemi buna mesela şöyle 5a demiş. 5a demiş. 5'e bölünce her taraf bir de a çıkıyor. 5'in küpü 5 üzeri 4 artı 5 üzeri 5 artı 5 üzeri 11. Çıkartınca 4a'yı buluyoruz. Doğru mu? Böyle. 5 üzeri 12 eksi 5 üzeri 3 oluyor. Buradan da 4'e bölüp 5 ile çarptığımızda verilen işlemin sonucuna ulaşıyoruz işte. Böyle. Bunlarda da yine benzer yöntemler uygulanacak. Ben toplam sembolünün ne olduğunu anlatayım size. Bu soru tiplerinin daha kolayları temel kavramlar başlığı altında gördünüz zaten. Buna ayrıca çalışın. Sorular için yöntemler, kitaplardaki soru tiplerinde yöntemlere bakın. Zor değil yani, çok kolay bir konu. Toplam sembolü. Sembolümüz Yunan alfabesinden sigma sembolü. Evet.
Bunun küçüğü integral sembolü oluyor. Yani integral için kullandığımız sembolle bu sembol aynı harf. Birisi büyük harf, diğeri küçük harf oluyor. Öyle toplam sembolü aslında ikisi de. Yunan alfabesinden iki sembol. Bu sembolde bu sembolde alt tarafa toplam terimlerinin kaçtan başlayacağını gösteren harfi yazıyoruz. Üste ise kaça kadar gittiğini gösteren harfi yazıyoruz. Örneğin burada K'nın yerine 2, sonra 3, sonra 4, sonra da 5 yaz demek oluyor bu. Verilen soldaki işlemin eşit bu oluyor. K kare demiş. Değil mi? Söyledi. K'nın yerine 3 yaz 3'ün karesi, 4 yaz 4'ün karesi, 5 yaz 5'in karesi. Bu işlemin sonucunu bul diyor. 2 yaz 3 yaz topla diyor. 2 yaz 3 yaz 4 yaz diyor. Teker teker topla diyor. Tamam. Hangi harfin yerine sayıları yazacağınızı bu sembolün altında gösteriyor. Ne kadar, kaça kadar yazacağınızı da üstünde gösteriyor. Böyle K faktöriyel 1, 2, 3, 4 de kadar yaz ve faktöriyellerini topla demek istemiş. Anlaşıldı değil mi? Bu işlemin sonucu nedir? Bu kadar yani. Bu. Karışık değil. Sağ tarafta Artı 5 eksi 4, eksi eksi 3. Şimdi özellik olabilir de gerek yok değil mi Ayşe? Burada alt üstü 4 tane, 5 tane sayı yazacağız. K'nın yerine eksi 4 yazacaksın. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 yazacaksın. Toplayacaksın. K'nın yerine 4, 5, 6 yazacaksın. Logaritma işlemi var. K'nın yerine logaritma, evet, 3 bölü 2 çarpı logaritma 4 bölü 3 logaritma 5 bölü 4 böyle. Hani hatırlayın özelliği. Logaritma 64 bölü 63 oluyor. Bu da gidiyor. Evet. Tamam. Yerine yazmayla ilgili işlemler işte. Bu kadar. Toplam formülleri bu. Başka bir şey yok. Toplam formülünde bildiğimiz kısa yolları işte uygulayabiliriz. Birden n'e kadar olan sayıların toplam demek. Formülünü biliyoruz zaten. Aynı anlama geliyor. Tamam. Birden n'e kadar olan sayıların toplamı. Birden n'e kadar olan sayıların kareleri toplamı. Formülü zaten biliyoruz. Birden n'e kadar olan sayıların küplerinin toplamı. Formülümüz bu. Aynı anlama geliyor. İkisi de solla sağ taraf aynı şey demek. Böyle var mı sorun? Şu işlem birden n'ye kadar olan sayılar. Mesela 5 üzeri 1 artı 5 üzeri 2 artı 5 üzeri 3 artı 5 üzeri 8 mesela. Bu toplam işleminin sonucu nedir diye soruyor yani. Böyle. Bir de 5 üzeri 0'ı ekleyelim. Bu toplam işleminin sonucu için soldaki formül kullanılabiliyor. Formül şöyle işliyor. 5 üzeri 9 eksi 5 üzeri 8 bölü pardon 5 üzeri 9 bir fazlası eksi 5 üzeri sıfırdan başlatmışım. 0, 5 eksi 1. Böyle. Tamam. Yine n artı 1 faktöriyel eksi r faktöriyel. Bunu birkaç soru için şu soru için çözmüştük herhalde. Geçtik değil mi? Böyle miydi?
Öyle bir şeydi değil mi? 22 faktöriyel çarp 22. Söylenen o yani. Şu işleme yine üçlüsü için, dört üçlüsü için bakmıştık. Hatırlayın 1 çarpı 2 artı 2 çarpı 3, 3 çarpı 4. Sol tarafın anlamı bu. Kısa yolu da sağdaki gibi oluyor. Olan sayıların toplamı. 25 çarpı 26 bölü 2. 7'den 25'e kadar olan sayılar için 2 üzeri k, 2 üzeri 7, 2 üzeri 8 diye yazmış, topla diyor. Değil mi? Yine formül üstünde uygulayacağız. Tamam. 1 artırıyorduk. Sonra ilk başladığımız sayı çıkartıyorduk. Böyle 2 eksi 1 diyoruz. En küp. Artık formüller, ezberlenmesi gereken formülleri uygulayacağız. Yok estağfurullah. Abi bu tablet makineye nasıl koyabilirim? Yani böyle mi koyabilirim? Aynen Böyle yapıyorum değil mi? Yani bilir derdi istiyorum ama ben Evet. Artık toplam formülüyle alakalı özellikler var. Parçalanabiliyor, ayrı ayrı yazıp bildiğimiz özellikleri uygulayabiliyoruz. Bu sembolün ne olduğunu biliyoruz, değil mi artık? Çeşitli yöntemler var. Çalışıp bu yöntemleri ezberlemeye, öğrenmeye çalışın. Bir zorluğu yok. Bir 15 tane falan soru çözdük herhalde. Yeterli bence. Bir temel oluşmuştur sanırım. Şimdi toplam formülü böyle. Dizi ve seri. Şu yöntemle, tahtada gördüğümüz yöntemle çok kolay bir konu. Ama bu yöntem bilinmezse de çok zahmetli, zor bir konu. Dizinin birinci terimi, ikinci terimi, üçüncü terimi diye devam ediyor. Ardışık belli oranlarla artan dizilere geometrik dizi deniyor. Geometrik dizinin toplamının sonucu, tabi geometrik dizinin belli bir sınırı yok. Eğer 10 tane, 20 tane terimden oluşsa o toplamı bulmak zorundayız. Ama sonsuz geometrik dizi, sonsuz terimli geometrik dizinin toplamı limitle bulunuyor. Limiti sonsuza giderken diye bakıyoruz. Bu toplamı yaparken şunu hesaplıyorduk. Dizi üzerinde son terim A1, son terim bu olsun. Üssünün bir fazlasını alıyorduk ya, Rn eksi A1 diyorduk. Sonra da R eksi 1 diyorduk, değil mi? Böyle. Bu şekilde yazıyorduk. Üstünü bir artırıyorduk. Sonra ilkini çıkartıyorduk. Sonra da değil mi? Bu çıkarma işlemini yapıyorduk. Hatırladık mı? Burada limit n'den sonsuza giderken toplamın belli bir sayıya yaklaşması lazım. Şu gördüğünüz işlemde payın derecesi paydan derecesinden büyük olduğundan sonuç sonsuz olur. Doğru mu? Ama sonsuz terimli limitlerin sonucu bir reel sayıymış. Reel sayı olmalı ki işlem yapabilelim üzerinde. Yoksa sonuç direkt sonsuz oluyor toplam. Ve hemen sonsuz yazarız. Sonucun bir reel sayıya eşit olduğu durumlarda ancak ve ancak R sayısı
1 ile eksi 1 arasında olmalı ki bunlar sıfıra yaklaşsın. Bu sayede limit belli bir değere ulaşsın diyoruz. Burada n kalmayacak yani, anlatabildim mi? Sonucun bir reel sayıya yaklaşması için, bu toplamın bulunabilmesi için r'nin eksi 1 ile 1 arasında olması lazım. Yani sonsuza gidince de burası sıfıra yaklaşacak ve şöyle bir işlem kalacak. Sonuç a1 bölü 1 eksi r olacak. A1 dediğim birinci terim oluyor. 1 eksi r diyoruz. R'yi nasıl bulabiliriz verilen işlemde? Bakın, ikincisini birincisine bölsem, ikinci terim birinci terime bölsem r bulunuyor. Yani artış oranı bulunuyor. Sürekli iki katına mı çıkmış, üç katına mı çıkmış, bir bölü iki katına mı çıkmış? Bunu işte buluyorum. İlk terim bölü 1 eksi artış oranı diyorum. Örneğin bu soruda. Birinci terim 2 bölü 3 mü? İkinci terim 4 bölü 9. Üçüncü terim 8 bölü 27. Böyle sonsuza kadar devam eder. Ve toplama işlemi. Bu toplama işleminin sonucunu istiyor benden, değil mi? Doğru mu? Evet. Formülümüz var. 2 bölü 3 bölü 1 eksi 4 bölü 9'u 2 bölü 3'e bölersem 2 bölü 3. Buradan cevap 2 çıktı. Artış oranı sürekli 2 bölü 3 katına çıkmış. Mesela şu soruda. Birinci terimi buluyorum hemen. 5 bölü 4. İkinci terimi bulalım. 5 bölü 16. Üçüncü terim bulmaya gerek yok. Böyle sonsuza kadar devam eder. Bu toplam işleminin sonucunu istiyor benden, değil mi? 5 bölü 4 bölü diyeceğim. 1 eksi 1 bölü 4 oluyor. Yani 5 bölü 16'yı 5 bölü 4'e bölersem 1 bölü 4. Bu işlemin sonucu nedir? 5 bölü 3. Hocam biz yanlış yapmadık. İlk terim 5.16 olmayacak mıydı? Ha, 2'den Evet, başlıyormuş. 2'den başlıyor. 2'den başlıyor. 1'den başlarsa böyle. İlk terim 5.16 olacak. Daha sonrası. Evet, 2'den baş. Şurası 2'den başlıyormuş. Bir tanesini hata yazdık, onu düzeltelim. İlk terim 5 bölü 16. İkincisi 5 bölü 64. Değil mi? Şimdi 5 bölü 16 bölü 1 eksi 4. Beş bölü 12 oldu. Tamam. Demin kaç bulmuştuk? 5 bölü 3. Neden 5 bölü 3 bulmuştuk demin? Çünkü 5 bölü 4 şurada olmayan 5 bölü 4'ü de dikkate almıştım, değil mi? Doğru mu? Yani o fazlalığı çıkarsaydım aslında yine 5 bölü 12 aynı cevabı ulaşırdım. Tamam. Bu da işte işlemlerimizin ispatı olsun. Var mı problem? Bakın, demin 5 bölü 3 bulduk. Hatamız neydi? Olmayan bir tane terimi dikkate almaktı. Onun sonucunu biliyorum. 5 bölü 4. Çıkarsam direkt 5 bölü 12 bulabilirdim zaten. Ama bir de dedik formülümüzü uygulayalım. Formülü uyguladığımızda da yine 5 bölü 12 oldu. Tamam. Terimi He. bir, İlk terim 1, ikinci terim 2 bölü 5, 2 bölü 5. Böyle sonsuza kadar devam eder. 1 bölü Yöntemle 2 bölü 5 bölü, ilk terim 1 değil mi ha, pardon, ilk terim 1. hocam? 1 bölü 1 eksi İlk 5 terim bölü 1, 1 5, bölü 1 5 bölü eksi 2. 2 bölü 5'i 1'e bölüyorum. 2 bölü 2 bölü 5. 5. Beş Cevap bölü 5 bölü beş. 3 çıktı.
eksi 1 yazıyorum. 3 üzeri 1, 3. İkinci terim 0 yazarsam 1. Üçüncü terim 1 bölü 3. 2 yazarsam diye böyle sonsuza kadar devam eder. Önemli değil. Birinci terim bölü 1 eksi 1 bölü 3. 9 bölü 2. Yani bu iki parantezinde 1 bölü 5 üzeri k bu. Birinci terimi 2 bölü 5 bölü 1 eksi 2 bölü 25 ikinci terim oluyor. 5 5 çıkıyor. 5 mi? Bir bölü beş. Böyle. Çıkmaması lazım mı? Bir bölü iki. Evet. Bir bölü iki. Dört bölü ikinin iki. Limitten çözmek için şu işlemin n karşılığını direkt bulmamız lazım. Şöyle toplam formül cinsinden karşılığını bulmamız lazım. O formül üstüne limit uygulanır. Evet. Şu bütün olarak yaptığımızda nerede hatamız oldu? Onda hatanın olmaması lazımdı. Neyse, formülün ne kadar kullanışlı olduğunu görüyorsunuz. Tabii Ayşe formülün kullanışlı olmasını daha kolay fark etmiştir. Çünkü onlar bu soruları daha farklı yollardan çözmeyi öğrendiler. Başka kitaplarda bunların çözümü çok karışık anlatılıyor. O ekstrem yayınlar çok güzel bir formül bulmuş, kullanıyor. Bununla biz bu soruları çok rahat çözeriz. Normalde şunu yaparlardı. 1 artı formülü sadece böyle öğretiyorlar. 3 bölü 5 artı 9 bölü 25 artı. Sadece buna uygulanabilen bir formül olarak 3 bölü 5 üzeri n eksi 1 bölü 3 bölü 5 eksi 1 diye sadece böyle bir formül veriyor kitaplar. Bu. Başka bir şey yok. Bunu veriyor. Eğer soruda birden değil de 3 bölü 5'ten başlayan bir işlem varsa 3 bölü 5 parantezini aldırıyorlar önce. 3 bölü 5 ortak parantezini alıp işlemi birden başlatıyorlar. 3 bölü 5'i şuraya ekletiyorlar falan. Değil mi? Bunlara hiç lüzum yok yani. Bu yöntem çok güzel bir yöntem. Mesela şu soru. Birinci terim nedir? Eksi 2 bölü 3. İkinci terim 9. Üçüncüye falan gerek yok. Eksi 2 bölü 3. Birinci terim üstte yazıyorum. 1 eksi diyorum. Oranına bakıyorum hemen. Eksi 1 bölü 3. O da artı 1 bölü 3 oldu. Eksi 1 bölü 2 cevap bursa oldu. Yani şu sorunun çözümü bu kadar basit işte. Tamam. Başka bir kitaptan bir göstereyim bakalım ne kadar karışık zahmetli çözümler uyguladıklarını görün.
Bu tümay. Bir zamanların efsane kitabı. 15-20 yıllık hocalar hiç vazgeçmez bu kitaptan. Yok, çözmedim. Evet, neyse. Çalışırken rastlayacaksınız arkadaşlar uzun uzun yollara yöntemleri. Bu yöntem umarım anlaşılmıştır. A kaçtır diye sormuş. Hemen birinci terimine bakıyorum A. İkinci terim A kare. Üçüncü terim değil mi? Böyle devam ediyor. Hemen A bölü diyoruz. 1 eksi A. Bu işte limiti kaçmış? 3'müş. A kaçtır diye soruyor. Kolay işte. Yöntemi unutmayalım. Tamam. Eksi sonsuzdan 2'ye devam ediyor. 5 üzeri K demiş. Nereden gelip nereye gittiğinin bir önemi var mı? Mesela 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5. Bu toplama işlemiyle 5 artı 2 artı 3 artı 4 tabi bu karman çorman. Öyle de olsa aynı anlama geliyor. Bunlar arasında sonuç farkı var mı? Yok. Burada da eksi sonsuzdan 2'ye ha da 2'den sonsuza. Yani birinci terimi böyle buradan 2'ye buradan eksi sonsuza diye düşünüp alabilirsiniz. 25 ve 125 devam ediyor. 25 bölü 25. He, pardon. İkinci terim ne olur? Küçülüyor ya gittikçe. He, 2 sonraki 5 olacak. 1 eksi 1 bölü 5. 125 bölü 4. Ne kadar kolay değil mi? Öyle. Peki. Birinci terim A bölü B. İkinci terim A kare bölü B kare. Hemen yazıyoruz. A bölü B bölü 1 eksi A bölü B eşittir 2. A artı B bölü A eksi B burada kendiliğinden çıkıyor. Tamam. Geçtim. Bu sembolde çarpım sembolü. Toplamada yaptığımız işlem burada çarpıma dönüşüyor. Peş peşe gelen terimler sürekli çarpılacak demek. Yani 4 K'nın yerine 1 yazarsam sıfır. 3 üzeri 0. Heh. Çarpı diyeceğim. K'nın yerine 2 yazarsam eksi 1 oluyor. Şey, 3 üzeri eksi 1'den 1 bölü değil mi? Şu 3 üzeri 0 bu da 1 oluyor. Evet. 1 oluyor. Çarpı 4 üzeri 3 dersem 1 bölü 9 oluyor. Doğru mu? Bu işlem 4 üzeri
1 artı 1 bölü 3 artı böyle devam etmez mi? Üst tarafı bulsam 4 üzeri üstteki toplamın eşiti nedir? 1 bölü 1 eksi 1 bölü 3 değil mi? Yani birinci terim bölü 1 eksi oranları ne yapar? O da 2 üzeri 3'ten 8. Var mı sorun? K'nın yerine 1 yazarsanız birinci terim ne yapar? 9. 2 yazarsanız. Hemen formülümüz uyguluyoruz. Birinci terim bölü 1 eksi oranlarsak 2 bölü 3 mü? 2 bölü 3 de cevap oldu. Kolay değil mi? İnanın bu yöntem çok farklı ve çok kolay bir yöntem. Bunu unutmayalım. 0,5 devril sayısının sonucu nedir? 5 bölü 9 bu kadar. Niye sormuş? Şundan. Bak şimdi. 0,5 ya bu. Bu işlem aslında 5 bölü 10 artı 5 bölü 100 artı 5 bölü 1000. Böyle bir toplam değil midir? Normalde budur, değil mi? Doğru mu yanlış mı? Sürekli 5 5 5 diye devam ediyor ya. Bu toplam işlemini bulalım. Birinci terim bölü 1 eksi 5 bölü 100'ü 5 bölü 10'a bölerse 1 bölü 10 5'ler gidiyor ya. Buradan ne çıkar? 5 bölü 9. Nasıl? Öyle olmaz. Zihin açıklığı için uğraşıyoruz. Evet. Birkaç tane de seri sorusu. Diziler bu kadar. Serilere bakalım. He? Nasıl yok? Problem sorusu değil, seri sorusu diyorum ya. Dizi seri. Bir kenarı 4 santim olan karenin kenarlarının orta noktaları birleştirilerek yeni bir kare elde ediliyor. Evet. Karenin orta noktaları birleştirilip yeni bir kare elde ediliyormuş. Şöyle. Birleştirdim mi? Sonra yine orta noktalar birleştiriliyor. İşte böyle. İç içe kareler oluyor. Böyle sonsuza kadar gidiyor işte. Sorduğu şu. Bu karelerin alanları toplamı nedir? Sonsuz tane bu karenin alanları toplamı. Ve diğer soruda sonsuz tane bu karenin çevreleri toplamı. Saçma olur mu? Bak birinci karenin alanı nedir? İkinci karenin alanı nedir? Bakın 2, 2, 2 kök 2. Alan nedir? 8. Üçüncü karenin alanı bulmaya gerek yok. Bu toplamı buluruz biz zaten. Böyle 32. Cevap 32. Şimdi çözdüğümüz soruyu bir düşünün. Sonsuz tane kare iç içe çizilmiş ve biz bu karelerin alanları toplamını bulduk. Yöntem bilmediğimizde ne kadar karmaşık bir şey değil mi? Hı. Şunu. Gerçekten mantıklı. Tamam, şöyle düşün.
Bu senin aklına yatmadı diyelim ki sonsuz. Ben şuradan kapıya gideceğim, değil mi? Her seferinde kalan yolun yarısı kadar adım atsam kapıya ulaşabilir miyim? Ya da şöyle bir soru sorayım o zaman sana. Bak, Aşil paradoksu diye bir paradoks. Yani şu an senin sorduğun bu aslında. Böyle bir paradoks var. Aşil Yunan mitolojisinde son derece hızlı ve güçlü bir savaşçının ismi. Aşil. Aşil ile kaplumbağa yarışıyor. Tamam mı? Yarışıyor. Kaplumbağa diyor ki bu Aşil'e, sen beni asla geçemezsin diyor. Ama yarışacağız ama diyor, benim bir şartım var. Ben senden işte 100 metre önde başlayacağım diyor. 100 metre. Aşil burada, kaplumbağa da burada. Varacakları yerde işte kilometrelerce ötede bir yerde. Değil mi? Yarış yapacaklar. Kaplumbağa 100 metre ötede. Sen beni asla geçemezsin diyor. Mantığı da şu işin. Aşil kaplumbağaya yetiştiği zaman tam kaplumbağanın olduğu yere geliyor. Kaplumbağanın ilk durduğu yere geldiği zaman kaplumbağa da bir miktar ilerlemiş olmaz mı? Aşil yarısı falan değil bak. Aşil şu an kaplumbağanın olduğu yere geldiğinde kaplumbağa yine az biraz ilerlemiş olacak. Aşil kaplumbağanın olduğu yere geldiğinde kaplumbağa yine ilerlemiş olacak. Ama siz en baştan başlatıyorsunuz. Sadece bu soruya sen bir cevap versene. Öyle olunca kaplumbağa geçer. Bak, Yani siz en baştan Aşil kaplumbağaya 100 metre avantaj veriyor. Ve başlıyorlar yarışa. Burada Aşil kaplumbağanın ilk durduğu yere kadar geldiğinde kaplumbağa ne kadar yavaş olursa olsun yine de bir miktar ilerlemiş olmaz mı? Aşil kaplumbağanın en baştandan kastım bu. Şimdi Aşil bu kadar yolu gittiğinde şu kadar yol gittiğinde kaplumbağa yine bir miktar ilerlemiş olmayacak mı? Aşil bu kadar yol gittiğinde kaplumbağa yine ilerlemiş olacak. bu ara gittikçe kısalacak. Aşırı Kısalacak. sınırda geçiyor. Bunlar Düşün geçiyor. şimdi. Bu mantıkla asla aşil kaplumbağayı geçemiyor. Evet geçemez. Ama çok saçma bir şey. Ama çok Ama üzüldüm ben ya. geçer. Ama geçer. İşte geçtiği mesafeyi biz bulabiliyoruz, hesaplayabiliyoruz. Sonsuzdaki hesap bu işe yarıyor işte. Yaklaşımı. Şimdi şu var. Senin aklındaki sorunun tam cevabı şu aslında İgnur. Ama hocam diyor, sonsuz tane kare var. Niye 32 olsun? 1 trilyon karenin toplamı 32 olabilir ama sonsuz kare var. Bak, sonsuzda yaklaştığı sayı 32. Limiti 32. Limitin gerçekte var olması, yani tanımlı olması gerekmiyordu ki. Hatırlayın. Fonksiyonun şöyle yaklaşması yetiyordu. Bak böyle yaklaşıyor mesela. Yaklaşıyor, yaklaşıyor. Bir yere yaklaşıyor yani. Yaklaştığı sayı 32. Ve 32 sonsuzda yaklaştığı sayı olduğu için biz kesin olarak diyoruz ki sonsuzda 32'dir diyoruz. 1 trilyon tane karenin toplamı 32 olmaz. Ama sonsuz tane olursa 32 oluyor. Çünkü o grafik üstünden de baktığında tam olarak 32 oluyor. İlginç. Akla nasıl kapılar açıyor, değil mi? Böyle neye cevap verdiğimizi düşünün yani. Peki bu sonsuz karenin çevreleri toplamı ne olur? Birinci karenin çevresi 16. 16. Karenin çevresi 16. İkinci karenin çevresi 8 kere 2. ikinci, üçüncü gerek yok. Formülümüzü uygulayalım. 16 bölü kök 2 bölü 2. 2. Heh. 32 bölü 2 eksi kök 2 diye.
Sonra eşleniyle çarpar, düzenlenebilir. 2 artı kök 2 ile genişletmiş olsak 32 artı 16 kök 2 oluyor, değil mi? Doğru mu? Tamam. Böyle işte. Sonsuz tane bu karenin çevreleri toplamını bulduk. 32 artı 16 kök 2. Var mı sorun? Peki yandaki soruya bakalım. 15. örnek. Bir ağacın boyu 14 metredir. Ağaç her yıl bir önceki yılda uzadığı miktarın 3 bölü 5'i kadar uzuyor. Bu ağacın boyu en fazla kaç metre olur? 14 En fazla kaç metre olur diyor bak. Bir önceki yıl uzadığının 3 bölü 5'i kadar uzuyor. Bunun sınırı yok gibi gelmiyor mu size de? Ama var işte sınırı. 3 bölü 5. Sen kaç sefer 3 bölü 5 katını alacaksın? Yani önceki yıl uzamasının 3 bölü 5 katı. 3 bölü 5'in üstünü artır. Üstü 1 milyon olsun. Gittikçe 3 bölü 5'in üstü arttıkça sıfıra yaklaşmaz mı? İşte bu oran gittikçe azalıyor. Yani her yıl daha az miktarda uzuyor. Ama öyle bir zaman geliyor ki sonsuz zaman büyüme neredeyse duruyor. Durmuyor ama neredeyse duruyor. İşte o neredeyse durduğu kısmı limitin sonsuz olduğu kısım. Şimdi ilk başta boyu 14. Sonra boyu kaç olur? 14 çarpı 3. O da 42 bölü 5. Bir önceki yılda uzadığı miktarın 3 bölü 5'i kadar uzuyor. 14 ekleyeceğiz. 14 3 bölü 5'i kadar uzadı mı? 14 çarpı 42 bölü 5 artı 14. 14. Uzadığım miktar. Bir öyle yapalım. 3 bölü 5 x 9 bölü 25 x gibi olsun. Evet. Böyle bir çözüm yapalım. Bakalım şimdi. Birincisi x bölü 1 eksi 3 bölü 5. Doğru mu? Hocam 5 bölü. isteyenin de 67 bölü 5 mi? Önceki uzam miktarını vermemiş de. Muhtemelen bu soruyu 14'e göre çözdürecek bize de. Teşekkür ederim. Saat 3:35. Şöyle diyelim ya, boyu en fazla birinci yılda 14 metre uzamış olsun. Tamam mı? Gerçekten böyle mantıklı oluyor. Düşünün, en fazla ne kadar boyu olur diye soruyor. Diktiniz, bir yılda 14 metre oldu. Böyle düşününce mantıklı değil mi? İkinci yıl boyunun 3 bölü 5'i kadar uzar. Ama biz birinci yıl uzama miktarına mesela 5 metre desek, ikinci yıl daha az uzayacak. O yüzden en fazla olmaz. Yakaladınız mı burayı? Birinci yıl 14 metre uzasın. İkinci yıl 14'ün 3 bölü 5 katı kadar uzasın. Üçüncü yıl işte bunun 3 bölü 5 katı kadar tekrar uzasın ve boyunun ne kadar olacağını bulacağız şimdi. Anlaşıldı mı bura? Birinci yıl 14 metre uzanmış olursa boyu bu sayede en fazla olur. 14 bölü 1 eksi 3 bölü 5. 35 yaptı. Denizli. Evet. Bunu düşündürmüş bize arkadaşlar. Boyunun en fazla olması birinci yıl
uzama miktarının en fazla olmasıyla mümkün. Boyu 14 metre de bir yılda 14 metre uzamış olsun diye düşünüyorsun. Bu sayede en büyük boya ulaştırdık onu. Kenarları 8 birim ve 10 birim olan dikdört. Şu anda seriler konusunu bitiriyorum. Haberiniz var mı? Yarın bir gün gelip hocam siz ünite bitirmişsiniz demeyin. Diziler bitti. Sonsuz geometrik dizi. Şimdi seri. Ha, dizilerde dizi gösterilmeli var. Dizi çeşitleri var. Onlara bakmadık. Limitle bağlantılı olan zor kısmını anlattım. Kolay kısmı da size. Dizi gösterimleriyle alakalı kısmı. Yine fırsatımız olursa bakarız. Şimdi serileri ama tam olarak ele alıyoruz. Evet. Hocam şimdi Bu sorular işte seri soruları bunlar. Dizi seri soruları başlığı altında. Biz şimdi Evet. Dizi bitti. limitini Son limit bitmedi daha. Yani şöyle limitin süreklilik kısmı duruyor. Şimdi birazdan süreklilik kısmını anlatacağım. Hocam biz sürekli aynı şeyi Öyle. Kolay çünkü. Trigonometri gibi her seferinde farklı işlemlerle uğraşmayacağız. Türev de böyle olacak. Sürekli aynı formülü uygulamak karıştı. Olur mu? Tam tersine daha kolay oluyor. Kenarları 8 birim ve 10 birim olan dikdörtgenin kenarlarının orta noktalar birleştirilerek yeni bir dörtgen elde ediliyor. Tamam, bunlar aynı soru tipi. Geçelim o zaman. Üçgen, bu dairelerin alanları toplam, çevreleri toplamı. Yani en büyük daireyi sonra ikinci daireyi buluyoruz gibi. Burada şunu demiş, AB'yi 12 vermiş. AB, CD, EF, AB, CD. Şu çizgilerin oran toplamını istiyor arkadaşlar. Şu çizgilerin uzunlukları toplam, böyle sonsuza kadar devam ediyor. Bu mavi çizgilerin toplamlarını bulabilir miyiz? Hı? Bulunur. 60 derece, 30 derece, 60, 30 derece, doğru mu? Şurası 30. Şimdi burada 60. Burada 30. 60. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6. 30'un karşısı 3. Doğru mu? Şimdi devam eder. Artık Etmesine gerek yok ki he, hocam. 12 ve 60. gerek yok. Bunları artık Normal bilmeye 60 gerek demiş. yok. 12 artı 3 artı diye böyle gidiyor. 12 bölü 1 eksi 1 bölü 4 artı 16 mı? Adana oldu. Kolay değil mi? Böyle bir soruyu bile ne kadar basit yöntemle yolla çözdük. Soru çeşitleri var arkadaşlar. Bir 20 tane soru çözdük. Yeter herhalde. 15 tane kadar da toplam farktan çözdük. 35 kadar soru. Geometrik dizi. Tamam. Çıkabilirsin. Ama baban gelsin alsın seni ya. Ben babana da söyledim. Demin bana onu dedi. Erken gönderebilir misin falan diye. Ya da ders erken bitirebilir misin dedi. Konuştuk o. İşi varsa tamam. Ama yani kolayına da kaçmasınlar. Yok yok mu yani bir çaresi? Komşunuz gelip alamıyor mu? Ya da başka biri, akrabanız, eşiniz, dostunuz vardır yani mutlaka birileri. Peki görüşürüz. Bitti. Bu kadar.
Süreklilik. Süreklilik bir ya da iki sayfamız kalmış. Aslında gelse dinlese iyi olur ya. Yarım bırakmasın. Şurada kaç sorumuz kalmışken. Çağır bakalım. İki sayfamız kalmış. Çabuk. Gidiyor. Ya da şurada camdan bakabilirsin. Sen de şu camdan bak da. Evet, süreklilik. Sürekliliği zaten limitin başında anlatmıştım. Sürekliliğin ne olduğunu. Şimdi onunla ilgili işlemler yapacağız. Fonksiyonun bir noktada sürekli olması, kesinlikle o noktada tanımlı olmasını bir gerektiriyor. Tanımlı olacak. Ama tanımlılık yeterli şart değil. Fonksiyon bir noktada tanımlı olabilir mesela şöyle. Mesela 3 noktasında fonksiyon burada çizgisi üzerinde boşluk var ama tanımlı olduğu nokta üstte bir yerde olabilir. Fonksiyon tanımlı olacak, bu ön şart. Tanımlı olacak ama tanımlı olduğunda da süreklidir diyemeyebiliriz. Gördüğünüz şekilde mesela fonksiyon sürekli olmuyor, tanımlı olmasına rağmen. Tanımlı olacak, kopmada olmayacak, bu şart. Yani tam olarak tanımlı olduğu nokta, o noktada eğri üzerinde bulunacak. Bunu unutmuyoruz. Tabii bunu şekil üstünden, grafik üstünden anlamak kolay. Verilen denklem üstünden, fonksiyon denklemi üstünden anlamak istersek de şuna bakacağız. 3 noktasındaki limit her zaman eğri üstüne yaklaştığı yerde oluyor. Fonksiyonun x'ten 3'e limiti mesela f(x) olsun. Her zaman yaklaştığı noktada olur. Tanımlı olduğu noktanın nerede olduğunun bir önemi yok. Sürekli olması için fonksiyonun 3 noktasındaki değeriyle limitinin aynı olması gerekir diyeceğiz. Tamam mı? Süreklilik şartı bu. Grafik üstünden bakalım. A noktasında fonksiyon sürekli değil mesela. Çünkü tanımsız. Tamam. Kısaca sürekliliği grafik üstünden anlamak isterseniz elinizi kaldırmadan çizim yapabilmeniz lazım. Kaldırdığınız anda sürekli olmuyor o noktada. Şekil üstünden sadece bunu yapsanız yeter. Şu şekle kopma noktası diyoruz. Kopma. Kopmuş diyoruz. Pardon, atlamış. Evet. Kopma diğeri olacak. Atlama noktası. Hatırlarken böyle hatırlayalım. Atlama olduğu için sürekli değil. Buradaysa kopma var. Evet. Atlama da olmayacak, kopma da olmayacak sürekli olması için.
elimizi kaldırmadan çizim yapabileceğiz. Burada sürekli. Atlama da yok, kopma da yok. Şimdi A noktasında sürekli değil ama B noktasında sürekli. Sağdan limiti var mı? Ha, sağdan limit yok ama burada. Sağdan yaklaşabiliyoruz mu? Şart şu. B noktasında değeri var değil mi? C. Limit X'ten B'ye giderken fx ne yapıyor? Anlamaya çalışıyoruz. Soldan ve sağdan limitlerin eşit olması gerekiyordu değil mi? Ama tek taraflı sınır noktalarında sağdan limit yok. Çünkü tanımı yok yani. Sağ taraf hiç yok. Soldan limit mesela burada direkt limit oluyordu. Şöyle. FB oluyor. Tamam. Bu da C oluyor. Yani tanımı olduğu bu noktada soldan limit aynı zamanda limit oluyor ve sürekli oluyor. Ama A noktasında tanımlı değil. O yüzden sürekli de değil. A da süreksiz ama B de sürekli oldu. Tamam. Burada A noktasında süreksiz. A noktasında süreksiz. Sağdan ve soldan süreklilik diye iki tane kavramımız var. Sağdan yaklaştığında sürekli, soldan yaklaştığında süreksiz olabilir. Yani süreksiz olduğu bir noktanın farklı taraflardan yaklaştığınızda sürekli ya da süreksiz olma durumu söz konusu. Evet. Burada soldan yaklaştığımda sürekli, A noktasında sürekli, soldan sürekli, A noktasında sağdan süreksiz. Soldan süreksiz, sağdan sürekli. Tamam. Kritik noktalar eksi 8 eksi 8 eksi 3 1 bu 3 nokta 6 noktasında sıkıntı yok. 3 nokta kritik nokta arkadaşlar. Bu 3 kritik noktadan eksi 8 de süreksiz, eksi 3 de süreksiz, 1 de süreksiz oldu. Ama 1 de soldan sürekli, sağdan süreksiz. Sürekli süreksiz olduğu noktaları soruyor. Kritik nokta burada 2'dir. Parçalanma noktaları kritik noktalardır. Diğerlerinde sorun yok. Evet. 2'ye soldan yaklaşırken ve sağdan yaklaşırken hangi değerlere ulaşmış? Soldan yaklaşırken 4, sağdan yaklaşırken eksi 2. Birbirinin aynısı değil. O zaman burada kopma var. Yani çizim yapacak olsak şöyle oluyor. 2'ye tabi şu an sorun çıkartıyor. Titreme yapıyor. Grafiğinden anlamaya gerek yok. Bak burada 2 için 4 yapıyor. 2 için eksi 2. Birbirinden farklı ya. 2 noktasında süreksiz diyoruz. Grafiği üstünde gözünüzde canlandırın diye söylemek istiyorum. Şöyle 2'ye soldan yaklaşırken 4'e gidiyor. Şöyle. Bunun gibi. 4. Hizasında 4 var. Şurada 4 tam olarak. Soldan yaklaşırken. Sağdan yaklaşırken ve bu da dahil olmadığı için içi boş.
Sağdan yaklaşırken 2 eksi 2'ye gidiyor. Şöyle sağdan yaklaşsın. Burada bu dahil. Eksi 2'ye gidiyor. Yani şurada tam 2'nin hizasında kopma var. Gördünüz mü? Grafiği böyle bir şey. Mesela bu böyle doğruyken şu da böyle bir parabol gibi çiziliyor. Kopma noktası var. Tabi grafik çizmeye gerek yok. 2'yi yerine yazdığımda farklı değerler çıktığı için süreksiz diyorum. 3 noktasında sürekli mi süreksiz mi? İşte küçük, büyük, küçük eşitlik var mı? Büyük eşitlik. 3 yok ki, tanım kümesinde yok. O yüzden 3 noktasında süreksiz. Hemen buraya baktınız, 6 6 dediniz ama şunu da unutmayın. 3 tanım kümesinde yok. 3 noktasında tanımsız. Hemen 5'i deneyelim. Eşit oldu sürekli. Dahil de olduğu için sürekli diyoruz. Kritik noktalarda eşit olacak. 2 için 6, 2 için 4. 2 noktasında süreksiz. 5 için 25, 5 için 25. 5 noktasında sürekli. 2 de süreksiz. 2 ve 5'in dışındakilerde sürekli. Bakın burada polinom fonksiyon bunlar. Her yerde süreklidir. Parçalı fonksiyon olmasından dolayı parçalandığı noktalar tehlikeli noktalardır. Burada tehlikeli noktalar neler? Eksi 3 ve 2 tehlikeli noktalar bunlar. Bunların dışında her zaman sürekli zaten. Şimdi eksi 3 ve diyor ki bütün reel sayılarda sürekli, demek ki eksi 3'te ve 2'de de sürekli. Eksi 3 için yukarıdaki denklemin eşiti nedir? Eksi 3 için eksi 2, çok güzel. 2 için 2 için eşit olmalı ki sürekli olsun, yoksa olmaz. Alttan A'yı, üstten de B'yi buluyoruz. Bu kadar kolay değil mi? Fonksiyonu hangi x değerlerinde süreksizdir? Eksi 2 ve 2 de süreksiz. Eksi 2 ve 2. 3, eksi 3'te eksi 3'te üstü 0 yapıyor. Burada sorun yok yani. Tanımsız yapan değerler süreksiz değerlerdir. Fonksiyonun bütün reel sayılarda sürekli olduğuna göre demek ki paydayı 0 yapan değer yok. Bu da ne demek? Delta küçük 0. Kökleri yok demek. Kök olmayacak ya hani. Değil mi? Kökler olmayacak. Delta küçük 0. 100 eksi b kare eksi 4 ac. Küçük 0 olmalı. A büyük 25. Yok, 12,5. A büyük 12,5 olduğundan A en az 13 olur. Var mı soru? Kolay değil mi? Fonksiyonunu süreksiz yapan x değerleri kümesi nedir? Süreksiz yapan x değerlerinin kümesi. Evet, burada sin x 3 olamaz zaten. Buradan süreksizlik durumu gelmez. Şurada 1 bölü 2. Köklerini bulalım. X eşittir pi bölü 6 artı heh, 2 k pi 1 geliyordu. Bir de hani pi'den çıkardık 5 pi bölü 6. Evet. Bu kadar. Küme bu oluyor. Şu ikisinin toplamı oluyor. Sürekli olduğu en geniş aralık. X burada 5'ten büyük olacak. Ya da eşit. Şurada
Fark etmez. Küp diyor. Şurada 12 ve 12'den küçük. Evet. 5 ile 12 arasında cevap Edirne. Tamam. Kolay değil mi? Basit. Evet. Limiti bitirdik. Süreklilik de bitti şu an. Son birkaç örneğimizi çözüyoruz. Fonksiyonun sürekli olduğu iç taraf birden büyük olacaktı. Değil mi? Doğru mu? X Birden büyük o zaman. büyük sıfırdan pozitif olacak. X büyük 8 olacak. Bu kadar. İç taraf pozitif olacaktı. Birden büyük diyorum. İç taraf pozitif yapan aralık. X büyük 8 bu kadar. Sürekli olduğu en geniş aralık nedir? Eksi 5 ile 5 arası olmayacak. Zaten x 3'ten küçük olduğunda eksi 5 olmayacak. Kümeden bir kere eksi 5 çıkartalım. 5'i niye çıkartmam? X'in yerine 5 yazmak istersen burada değil altta yazmam gerekiyor zaten. Bu kadar. Yani reel sayılar içerisinde çıkarmam gereken 5. Acaba 3, 3'te ne olacak? 3'ü de bir düşünelim. Sürekli olduğu en geniş aralık. 3'te burada da negatif. Yani 3, 3 noktasında sürekli değil zaten kopma var. 3'ü de saymazsa geriye bu noktalarda eksi 5 ile 3 dışındaki tüm noktalarda sürekli oluyor. Bitti. Sürekliliği de bitirdik. Bir bakalım bugün kaç soru çözmüşüz acaba? Buradan başladık. 3, 4, 8 sıkıştırma teoremi. Şurada 35. soru. 9 tane örnek sonra ...48'e kadar. 14. 23 tane soru burada var. Birden başlıyor. ...53'te bu. 76. Sonsuz geometrik diziler. 15 tane toplam sorusu çözdük. 91, 90'dı. Burada bir 20 soru çözmüşüz. 110 oldu. Şimdi serilere geçtik. Sürekliliğe. Evet. 20 de bu. 130. İyi.